8 Aralık 2020'nin ilk videosuyla karşınızdayım. Bu video birilerinin çok kanına dokunacak. Kanları ne kadar bozuksa inanın o kadar dokunacak. Peşin peşin söyleyeyim arkadaşlar. Hocam ömründe hiç şike yaptın mı? Yaptım. Çok yaptım. Gerçekten çok yaptım. Futbolda mı? Hayır, futbolda değil. Öğretmenlik hayatım boyunca çok şike yaptım. Şike nedir? Adam kollamadır. Sonucu değiştirmedir. Sonucu manipüle etmedir. Sonucu etki edecek kasıtlı şekilde bir şeyler yapmadır. Nasıl yaptın hocam? Doğuda görev yaparken kız çocuklarına, özellikle kız çocuklarına, erkek çocuklarına değil, 2 alması gereken notu 5 verdim. 1 alması gereken öğrenciye 4 verdim. Kız çocuklarına olabildiği kadar yüksek not verdim. Niye? Doğuda kızların eğitim, öğretim görmesini daha çok istediğim için. Çünkü kaç kardeşim var diyordum. 4 diyordu. Allah Allah diyordu. Nasıl 4? Öğretmen diyor 5 tane de kız var ama onları saymıyoruz diyordu. İşte bu yüzden yapıyordum. Ha ben bunu hayatımın hiçbir evresine yansıtmadım. Ne torpille bir yere atandım, ne torpille öğretmenlik yerimi değiştirdim, ne başka bir şey. Başım dik, alnım açık. Saç döküldüğünden dolayı bayağı açık yani. Ama ligimizde çok rahat bir şekilde şike yapılıyor. Ligimizde o kadar kolay bir şekilde yapılıyor ki şike dediğimiz zaman da insanın aklına sadece bir takım geliyor. Galatasaray Şike Kulübü. Başka bir şey değil bunun adı. Watchdog adlı kullanıcı adı olan Twitter kullanıcısı çok güzel bir şekilde bir flood yayınlamış. Hocam sen adamlara şikeci dedin. Açık bir şekilde şikeci diyorum. Çünkü Türkiye'ye şikeyi getiren, şikeyi sürdüren, şike üzerinden prim kasan, şike üzerinden bir şeylerin sahibi olan en büyük takım Galatasaray'dır. En büyük takım derken yani işlerinde illaki amatör kümede takımlar şike yapıyordur. Ki ben çok şahit oldum. Maçın orta hakemi geldi bize dedi ki eğer siz yenerseniz sizi doğrayacaklar. 4-0'dan 4-4 maç bitirdi. Maç bitti. Pardon 3-0'dan 4-3 yenildik maçı. 4 olacak 4 sayılmadı vesaire. Şimdi Mustafa Cengiz diye bir şahıs var. Galatasaray'ın aslında yani Allah söyletti diyorlar ya. Allah söylettirilen başkanı. Gerçekten bize görünmeyen çok büyük destek veriliyor. Perde arkasında mutfakta müthiş bir çaba gösteriyorlar. Bakın Galatasaray taraftarının yaptığı gibi Yahudilerin yaptığı gibi Kur'an'dan bir yer alıyorlar. Namaza yaklaşmayın diyor. Bak burada diyorlar. Öncesindeki diyor ki ayette alkollüyken hani sarhoşken namaza yaklaşmayın. Galatasaray taraftarı ne yapıyor? Ben şike yaptıysam Fenerbahçe için yaptım. Bu kısmı alıyor. Ne öncesini ne sonrasını konuşmaya bir yerleri yemiyor. Aynı şekilde bak biz Galatasaray taraftarı gibi değiliz. Allah'a çok şükür. Başkanlarının konuşması internette var. Öncesi değişik, sonrası değişik. Hocam sonunda diyor ki ben şaka yaptım diyor. Diyorsanız buyurun önüme koyun. Bu Mustafa Cengiz'in ikinci şike itirafı. Gerçekten bize görünmeyen çok büyük bir destek veriliyor. Perde arkasında mutfakta müthiş bir çaba gösteriyorlar. Şimdi nasıl bir destek? Fethullah Gülen yanlısı Galatasaray taraftarı aralarına virgül koyuyorum. Beşiktaş taraftarı, Trabzon taraftarı size soruyorum. Nasıl bir destek sizce? Ya Mustafa Cengiz'in açıklamasını okudum, dinledim. Bakın Galatasaray'ın hatıra orman töreniyle birlikte duyurduğu arsa tahsisi icraatında bir gariplik var. Ya dil sürçmesi oldu veya kaşla göz arasında 50 dönüm daha araziyi bedavadan kapattılar diyor Watchdog. Kemerburgaz denilince akla doğal olarak Florya'ya karşılık alınan arazi geliyor. Vay babam vay. Yine Galatasaray, yine sıkıntı. Bakın sportif olarak değil bu. Her şike sportif yapılmaz. Her şey sportif yapılmaz. Devam ediyorum. Florya arazisini emlak konuta sattılar. Kemerburgaz'a taşınacaklardı. Emlak konut Florya'ya konut yapacaktı. Buraya kadar anlamayan var mı? Yani Florya arazisini emlak konuta sattılar. Emlak konut Florya'ya ev dikecekti. Bunlar da Kemerburgaz'a taşınacaktı. Sözleşme imzalandı. Emlak konut TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iştiraki olmanın avantajıyla Florya arazisinin imar planlarını çıkardı. Sonra Galatasaray arazi Florya'yı konut izinli arsa şeklinde geri aldı. Bak imar izni çıkan araziyi konut izinli arsa olarak geri aldı. Sattığı fiyattan. Parasını da Bankalar Birliği yapılandırmasının içine yedirdi. Hem Florya'nın tapusunu aldılar hem de eşdeğerlik ilkesi gereği tahsis edilen
Kemerburgaz arazisine el koydular. Bugün de hatıra ormanı açıklaması geldi Mustafa Cengiz'den. Mustafa Cengiz diyor ki 50 dönüme yakın araziyi bize derhal sağlayan ve bir yıldır yaptığımız çalışmaları bugün realize eden Orman Bakanlığı'na ve Eyüp Sultan Belediyesi'ne desteklerine çok teşekkür ederim. 50 dönüm arsa kısmını ben anlayamadım. Siz de anlayamamışsınızdır. Belki diri sürçmesidir. Belki asıl arazinin için bir bölümdür. Hani terk edilmiş arazi gibi. Değilse ve yeni bir arazi tahsisi ise pes artık diyor Watchdog. TOKİ raporlarına göre Galatasaray'a Florya'ya karşılık tahsis edilen arazi 12 hektar. Raporda Florya'nın iki katı diye bahsediliyor. Arazinin konumuna da yer veriliyor. Arkadaşlar bunların resmi de var. Arazinin spor tesisi amaçlı kullanımına dair de bir bölüm var. Bakın yani yan yana sahalar falan var. Bugün Google ve Yandex'ten arazinin konumuna baktım. Alt uçta görülen Mustafa Cengiz'in şikayetçi olduğu maden firmasının yeri sanırım diyor. Evet. Şöyle yerleşiyor. TOKİ raporundaki çizim ile bugün aldığım görüntü diyor, gösteriyor onda. Kemerburgaz arazisi 120 dönüm. Açılışta bahsedilen 50 dönüm arazi nerede kalıyor? Bunun açıklanması lazım. Bakın 120 dönüm alıyorlar. 50 dönüm nereden çıkıyor? Bu neyin lafı bu 50? Ayrıca Galatasaray Kulübü'nün de şu sözlere bir açıklama getirmesi gerekiyor. Mustafa Cengiz aşağıdaki cümleler ile kimi tehdit ediyor? Bakın, tehdit, şantaj, şike. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak değil, bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak söylüyorum. Devlet malından bir gram aşıran kişinin Allah belasını versin. Devlet malından bir gram aşıran, devletin arazisine çöken, devlete vergisini sildiren ne kadar kulüp varsa da Allah belasını versin. Bunu gelenek haline getirenin de Allah belasını versin. Bunu savunanın iki kat Allah belasını versin. Yetim hakkı yiyenin, yetim malı yiyenin, devlet malını yiyenin, devletin malı deniz yemeyen keriz diyenin Allah belasını versin. Net. Beddua okuma. Okuyorum. 10 kere okuyorum. Döner dolaşır seni bulur. Ben yiyorsam beni, siz yiyorsanız sizi. Sizin takımınız yiyorsa sizi. Bakın Mustafa Cengiz'in tehditlerine bakın. Burasını devlet bize tahsis etti. Karşılığında Riva, Florya, hatta Mecidiyeköy'deki Ali Samiye'nin arazisini aldı. Galatasaray Türkiye'nin en büyük camiasıdır. Yalan. Bir an evvel adaletinin ve hukukun emrini yerine getirip çekilsinler. Kim çekilsin? Nereden çekilsin? Türkiye işgal altında da Yahudiler mi çekilsin? Kim çekilsin? Burayı devlet tahsis etti. Karşında Riva, Florya, Mecidiyeköy'de Ali Sami'nin arazisini aldık. Galatasaray Türkiye'nin en büyük camiası. Geç onu. Bir an evvel adaletin ve hukukun emrini yerine getirip çekilsinler. Devletle uğraşılmasın. Devlet ile mahkemelik olmak, devleti karşılarına almak çok yanlış. Bu devleti zayıflatmaktır. Onlara bunu tavsiye etmiyoruz. Adaletin dehlizleri vardır. Bu ne demek? İnsanları dehlizde boğduracak mısın? İnsanları öldürecek misiniz? Hedefe mi koydunuz insanları? Terörist misiniz siz? Örgüt müsünüz? Arkadaşlar devleti karşısına alan kim? Alan almış, satan satmış, araziyi almış. Şimdi mesela benim aklıma şu geliyor. 50 dönümlük araziyi aldığınızda acaba birileri ulan bunlar yetim hakkı yiyor, ben milletin hakkını yedirmem deyip imza atmadı ya da dava mı açtı? Siz şimdi bunlara mı şey diyorsunuz? Ben açık ve net söyleyeyim. Lafımı gizlemem. Fenerbahçe benim için siyaset üstüdür. Yaklaşık bir yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ı baştan indirmek, AK Parti iktidarını mahvetmek, hatta ana muhalefet partisi CHP'nin ana muhalefetliğini yok etmek için sistemli bir çalışma var futbol üzerinden. Nasıl derseniz deyin. Şu anda ben bir muhalif olsam, ana partiye işte iktidar partisine muhalif olsam derim ki bak devletin malını peşkeş çekmişler. Ben iktidar partisinde olsam derim ki ulan benim partimi kaydırıyorlar resmen. Bu kadar yolsuzluk mu yapılır? Bak şimdi insanların aklına bunu getiriyorlar. Muhalefet partisi ne alaka hocam? Muhalefet de ses çıkarmıyor. Bakın
çok net bir şekilde darbe yapılıyor. Bir seneden fazladır Recep Tayyip Erdoğan'a ve muhalefet partisine AKP, CHP ikisine darbe yapılıyor. Uyanın, ayıkın. Ama Galatasaray üzerinden, ama Fenerbahçe üzerinden. Ben söylüyorum. Ya Fenerbahçe bak, muhalefet partisi buna hiçbir şey söylemeyecek. Bak düşünsenize, muhalefet partisi çıktı dedi ki bu adam böyle diyor. Hangi arazi? Gündem olur. Yapmıyorlar. Ana iktidar partisi de karışmıyor. Bakın lütfen, ama lütfen bunu özellikle iktidar partisi üyelerine söylüyorum. Partinize bildirin. Bakın Galatasaray üzerinden, Fenerbahçe üzerinden darbe yapıyorlar. Yemeyin bu numaraları. Ve ben gerçekten şunu söylüyorum. Galatasaray taraftarına söylüyorum. Rabbim eğer bu Galatasaray devletin malını yiyorsa, emlak konutun, TOKİ'nin malını yiyorsa Allah bin türlü belanızı versin. Yok yemiyorsa, biz iftira atıyorsak bizim belamızı versin. Çünkü çok net bir şekilde söylüyorum. Bakalım bu işin arkasından neler çıkacak. Ama Hakan Hanoğlu da bu konuyu açıklamış. Umarım hayırlı açıklamalar vardır. Görüşmek üzere.